İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. CHP'li kadınlardan kavga tepkisi. CHP Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Pakize Güler, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya tepki göstererek emeğinizi, enerjinizi çocuk tecavüzlerinin ve kadına şiddetin önlenmesi için harcayın. Kız çocuklarımız cayır cayır yanıyor. Bunlara sesinizi çıkarın dedi. Tarihi mescitte yanlış restorasyon iddiası. Hazreti Muhammed'in müezzini Bilal-i Habeş'in Tarsus'ta namaz kılıp ezan okuduğu yer olan Bilal-i Habeş Mescidi'nin çatısının yanlış yapılan restorasyon sonucu zarar gördüğü iddia edildi. Yeni Güney Gazetesi. DHKPC operasyonu 9 gözaltı. Mersin'de terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda örgütün il genelindeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 4 kadın 9 kişi gözaltına alındı. Dededen toruna taciz iddiası. Mersin'de 3 çocuk annesi Şenay S. kayınpederi M.S.'nin 5 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayınpederiyle ilgili kan donduran iddialarda bulunan anne Şeray ise eşi O.S.'nin babasının yaptıklarını kabullenemediğini ve şikayetinden vazgeçmesi için sürekli fiziksel şiddet uyguladığını belirterek eşine de boşanma davası açtığını söyledi. Haberci Gazetesi. Neredeydiniz? Sel afetinde ölümlerin yaşandığı Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi sakinleri yetkililere seslendi. 4 insan ölmeden önce neredeydiniz? Derenin etrafına her gün ev yapılıyor. İmar izni, ruhsat verirken bunları düşünmediniz mi? Sel'in yaraları hala sarılamadı. CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Mersin'de sel felaketinden zarar gören çiftçilerin ve esnafın sorunlarını gündeme getirdi. Mersin üreticilerimiz sel felaketinin üzerinden 20 günden fazla zaman geçmesine rağmen yaraların sarılması noktasında herhangi bir devlet desteği görmediklerini söylüyor diyen Çamak, çiftçi ve esnafın kredi borçlarının en az 3 yıl faizsiz olarak ertelenmesi çağrısında bulundu. Güney Gazetesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine Türkiye'nin ilk harcını attı. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, anayasa değişikliği teklifinin 339 oyla mecliste kabul edilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Yine Türkiye'nin ilk harcını attı dedi. Yastık altında 5-6 ton altın var. Türkiye'de yastık altında 5-6 ton dolayında altın olduğunu belirten MTSO 22 nolu Meslek Komitesi Başkanı Yardımcısı Ertaç İnanoğlu, Donald Trump'ın resmi olarak göreve başlamasıyla dolar ve altın fiyatları düşecektir. Eğer altın ons fiyatı geçen yılki gibi olsa şu anda altının gramı 198 lira olurdu. Altın insanlar için her zaman en güvenli liman. Piyasa şu anda durgun. Yine de Türkiye genelinde yastık altında 5-6 bin ton altın bulunmaktadır dedi. Mersin Gazetesi. Fırsatçı da çiftçiyi vurdu. Sel felaketinin ardından suların kısmen çekildiği Mersin'de olan yine çiftçi ve işçileri oldu. Sebze fiyatlarındaki artışın kendilerine yansımadığını belirten çiftçiler, aracılar ve büyük firmaların fırsatçılık yaptığını söyledi. Operasyonlar göstermelik mi yoksa süreklilik gösterecek mi? Mersin Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde seyyar köfte ve kokoreç satıcılarına operasyon düzenledi. Bu operasyonların şikayetler sonucu yapılması üzerine akıllara göstermelik mi olduğu yoksa bu işlemlerin devamlılık mı sürdüreceği sorusu geldi. İMC Gazetesi.
Hazine mi çıktı? Mülk sahibinin isteği üzerine 70 gün önce başlatılan kazıda 2000 yıl öncesine ait değer biçilemeyen Hitit hazinesinin gün ışığına çıkarıldığı iddia edildi. Bölgenin sit alanı olması nedeniyle özel bir izinle yapılan kazı 2011 yılında bulunan bir lahitle başlamıştı. Bir polisin de cinayete kurban gittiği kazı alanında alınan güvenlik önlemleri hazine çıktığını doğrular nitelikte. Göksu yine yandı. Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'inin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran Delta'da yine yangın çıktı.